Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz Erzincan Çarşı'ya geldik. Şu anki yürüdüğümüz yerin altı Bakırcılar Çarşısı. Oraya uğramadık. Yani alacağımız şeylerden hiçbirisi orada yok. Orayı da bir gün ayrıca size gezdiririm. Dün video yüklemeye çalıştım. Fakat bir türlü yüklenmedi. Ben de günübirlik video yüklemeye çalışıyorum. Bir gün sonranın videosunu yüklemek istemiyorum. Yani stok video yapmak istemiyorum. Ondan sonra işte bu arada karşıdan karşıya geçerken ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Alışık değiliz. Yani böyle şey oluyoruz. Buradaki şoförler bizim Kocaeli veya İstanbul'daki şoförler gibi değil. Çok daha sert kullanıyorlar. Ve insan gerçekten korkuyor. Kızım geçin şuradan gelin. Şimdi biz Elsiva'yı görüyordursunuz arkadaşlar. Elsiva'ya gideceğiz. Birkaç eksiğimiz var. Memlekete gideceğiz. İşte altın almamız lazım. Aslında bizim yeraltı çarşısına girmemiz lazım ama şuradan alalım altını. Düğün var. İşte düğünde altın takmak için bir tane altın alacağım. Tabii bu arada dur kızım dur. Geri gel. Arkadaşlar kendi memleketime gideceğim ve düğünümüz var. Önce bence düğünü alalım. Düğünü alalım. Kızlar gelin önce altını alalım. Gel. Arkadaşlar biz Elsiva'ya geldik. Elsiva'dan kızlarıma spor. L yok mu? Yok. Spor kıyafet. İkisi de var bir de yani öyle aynı. Başka renkte bak. Annem çok güzelmiş aslında. Spor kıyafeti bakmak istiyoruz. Boş ver hadi devam et. Yok o güzelliği. Annem diyor ki ileride. Arkadaşlar çocuklara bir şey beğendirmek o kadar zor ki. Aslında çok güzel şeyler var spor olarak sanki ama beğenmiyorlar. Sizde bu sorunlar var mı bilmiyorum ama benimkilerde. Bakın mesela şunlar çok güzel, şunlar çok güzel ama yok, beğenmiyorlar. Gençlik. Şöyle ben benim kızlarıma bir bulayım. Çok güzel etekler var. Bakın. Bakın arkadaşlar çok güzel etekler var. Kendimi mi alsam ya? Arkadaşlar çocuklara aldık Elsiva'dan bir şeyler. Şimdi başka yerlere de bakmak için geçiyoruz. Abo'nun iki katlı arkadaşlar şeyi var. Mağazası var. Çok ilginç. İlk defa Abo'nun mağazasını gördüm. Erzincan çok büyük çarşısı olan bir yer değil. Kısıtlı çarşısı var. Ama çok kolay aradığınız marka bulabilme ihtimaliniz var işte. Benim kızın terlikleri ayağını acıtıyordu. Bakın şunlar güzelmiş. Yumuşak.
Elsiva'dan almıştık terlikleri. Terlikler ayaklarını acıttı. Aa, Maksul burada da var. Vakıf Bank'a geldik. Burası bildiğim kadarıyla Kızılay Meydanı ve öyle diye geçiyor. Çok meydan bir yer değil. Buradan yukarıya doğru yine bir çarşı var. Yani çok büyük bir yer değil ama aradığın her şeyi bulabilirsin. Örneğin biz Gebze'de çocuklara bulamadığımız işte takımı burada bulduk. Yani aradığın şeyi bulduktan sonra da gerisi çok mühim değil. Şimdi de nereye gidiyoruz? Şimdi birkaç yere daha uğrayacağız. Bir de hediye için arkadaşlar, orayı çekmedim ben size, altın aldım. Vakıf Bank'a gelince para çektim. Elini bana ver kızım. Hayrın Nisa bekle. Ondan sonra akşama misafir gelecekmiş bize. BİM'e gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey yapmaya inanın halim yok. Yani Erzincan çok sıcak bir yer. Öyle bir kere dolaştınız mı tamam. O günlük işiniz bitmiştir. Hatta akşama misafir bile ağırlayamazsınız. Ama akşam biz bize misafir gelmişti akşam. Sonra o ailenin oğulları yüzmeye gidecekmiş. Dayı oğullarıydı işte. Bu sefer geldiler, bizi aldılar. Bir daha anneleriyle birlikte misafirlerle onların evine gittik. Gelecek olan misafirler de gelemediler. Öyle olduğu için de bu akşam gelsinler dedim. Ve bu akşam misafirlerimiz gelecekler. Ben de bilmiyorum, tatlıcıya falan uğrarım. Evde de çerez falan var. Öyle bir sofra hazırlarım. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Normalde her yerin kültürü farklı. Allah'tan çerez falan burada çok meşhur. Çay çerez oldu mu? Tamam, çok da ayıp değil yani. Aşağılarda olsa bizim, aşağı diyorum ben Gebze'ye. Gebze'lerde olsa biraz daha farklı. Yani kolay. Allah'tan. İşte şimdi bir iki bisküvi, işte çerez merez bir şeyler alınır. Nereye geldik? Ecemix'e geldik. Ecemix'i de Erzincan'daki herkes bilir. Fiyatlar da budur arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane portakallı kurabiye alalım. Portakallı ama. Ondan sonra başka ne alalım ki? Üzümlü kurabiyeler var. Yok yok. Kızım hangi misafire gidecek? Bir sürü kişi gelecek. Şöyle. Aslında pandispanya alsak, kendimiz yapsak. Alayım mı? Şunlardan. Kaç lira? 13 lira. 13 lira. Aman hazır kek şey alalım. Hazır pasta alalım. Hiç yapmaya halim yok. Arkadaşlar kaktüslere rastladım. Splentlere rastladım. Üçlü. Ne kadarmış? 21-23 lira. İmiş. Çocuklara dondurma almak lazım. Ben bir geçeyim kızım. Kek bakalım. Bir bakayım ben. Bir dakika kızım. Şok'un insert malları. Şemsiyeler.